قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu her şeyimiz, var edenimiz, yaşatanımız, Hazreti Allah'ı hakkıyla takdir edebiliyor muyuz? Evet, değerli dostlar, bizim değer verdiklerimizi asla unutmuyoruz. Unuttuklarımız ise demek ki değer vermediklerimizdir. Bir deprem yaşadık ve çok acı yaşadık. İliklerimize varıncaya kadar bizi sızlatan, inleten, üzen bir acıyla yaşadık. Demek ki biz bu acıyı yaşarken bizi buraya taşıyan hayatta Allah'ı, Allah'ın kozmik yasasını, Rabbül Alemin'in sünnetullahını hiç ama hiç takmamışız. Unutmuşuz dahi az geliyor bana, takmamışız. Dolayısıyla herkesin sorduğu bir soru, peki Allah iyi midir? Mutlak iyidir. Allah muktedir midir? Her şeye gücü yetendir. Peki Allah iyiliği ister mi? Ne demek? Bu soru bile zaittir. Ama bunca kötülük niye var? Niye var? Öyleyse ben meseleye ilahi ayetle başlayayım. Rabbül Alemin buyuruyor ki, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Allah uzayı, evreni, boşluğu, boşluğu derken uzayı kastediyorum ve uzaydaki milyarlarca gezegen ve yıldızları Allah direksiz, sütunsuz, ayaksız, boşlukta yaratandır. Yarattı. Bunun içerisinde bizim dünyamız da var mı? Var. Ve üstelik dünyamız evrenin en küçük gezegenlerinden birisinde bulunuyoruz biz. Dikkatinizi çekerim. Boşlukta. İnsana gelelim. İnsan evini, binasını, inşaatını nereye diker? Yeri kazar. Temel açar. Hatta o da yetmedi. Fore kazık çakar. Öyle diker. Allah Allah. Allah boşluğa yapıyor. İnsan ise yere çakarak belki sağlam olur diye böyle bir yola başvuruyor. Şimdi hangi akıl üstün, hangisi erişilmez, hangisi üstün? Yine Rabbül Alemin haber veriyor. Ben değil. Cenab-ı Hak ne diyor? Evet. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin yani evrenin ve yeryüzünün yaratılması اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. İnsanın yaratılım açısından çok daha büyük, çok daha zordur. Kim başarmış bunu? Rabbül Alemin.
Allah başarmış. Ve hem de öyle başarmış ki, bu okuduğum ayet, onu da size arz edeyim. Değerli dostlar, evet, Mü'min suresi 57. Başka bir ayette, hepinizin bildiği Mülk suresinde, ellezî halakas semâvâti, affedersiniz, öyle yanlış başladım. Evet. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ. Mâ terâ fî halkir rahmâni min tefâvut. Ferci'il basara hel terâ min futûr. O uzayı, gök uzayı ifade eder, evreni ifade eder. Evreni yaratan, onu mükemmel bir ahenk ve uyum içinde yaratmıştır. Tıbakanı kat kat, tabaka tabaka diye tercüme edilir ama doğrusu o değil. Doğrusu Allah evreni muhteşem bir ahenk ve uyum içerisinde yaratmıştır. Yaratandır. Peki onun bu yaratmasında en ufak bir eksik, gedik, açık, delik veya uyumsuzluk, ahenksizlik görür müsün? Soruyor Allah. Devam ediyor meydan okurcasına. Sümmerci'il basara kerrateyni yenkalip ileykel basaru hasi'en ve huve hasid. Dön, bir daha dön bak. İyi bak, incele. Hiçbir uyumsuzluk görebiliyor musun? Ama senin gözün sana hüsran ile dönecek. Yani bir şeye ikrar ve itiraf edecek. Benim itirafım boş verin. Einstein diyor ki, Tanrı zar atmaz. Tanrı zar atmaz. Evrende rastgeleye rast gelinmez. Ve ikinci bir örnek, Antoni Fulu 85 yaşına kadar ateistliğin babalığını yapmış bir adam. Fizik profesörü 85 yaşında adam diyor ki, beni yanılmışım, Tanrı varmış dedirten şu gerçek diyor. Şu gerçek. Neymiş o gerçek? Allah bu evrenin yönetimine öyle bir yasa koymuş ki, o yasayı hiçbir şekilde delmek mümkün değil. Öyleyse delinemez. Böyle bir yasa ile, kozmik yasa ile, sünnetullah ile var eden, yöneten biri var. Üst akıl var. O Tanrı'dır diyor. Evet. Dolayısıyla Tanrı zar atmaz. 12'den isabetli, uyumlu ve ahenkli yaratandır. Bütün bunlara rağmen yeryüzünde niye kötülük var? Bakara suresinin 30. ayetini okuyun. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife atayacağım. Melekler diyor. Ve nahnu nusebbihu bihamdik ve nukaddisu lek. Biz seni yücelterek hamd eder, överken ve sana her türlü teslimiyetle ibadet ve kulluk ederken, yoksa kan döken, bozgunculuk çıkartan, fesat üreten birini mi? Kimi anladılar? Beşere. Yani insan olmadan önceki goril halimize işaret ederek, beşere işaret ediyor melekler. Allah Teala ne diyor? İnni alamu ma la ta'lamun. Ben bilirim, siz değil. Ben bilirim, siz değil. Evet, yeryüzünü imar ve ıslah etmek üzere Allah, beşere akıl, irade ve vicdan verdi.
yani ruh üfledi ve biz yeryüzünün halifesi olduk. Yani yeryüzünü imar edecek, ıslah edecek biziz biz. Ama ahlaki değerlere göre. Adalet, merhamet, liyakat, meşveret ve de Allah'a bağlılık ile yeryüzünü imar ve ıslah edecek halife biziz biz. Öyleyse Allah'ın koyduğu hükme bakın. Diyor ki Cenab-ı Hak, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Nokta. Ve bu ayette değerli dostlar, Nisa suresi 79. ayet. Ne buyuruyor Rabbimiz? Siz diyor, siz bir iyiliğe, bir güzelliğe, bir mutluluğa, bir saadete, sağlığa vesair muhatap olduysanız Allah'tandır. Ama bir kötülüğe düştüyseniz, bir derde uğradıysanız, bir felakete yuvarlandıysanız femin nefsik. Kendi yüzünüzden, kendi elinizden, kendi yaptığınızdan. Ya bu acıları biz kendi yüzümüzden çektik. Fay hattı ilahi bir yasadır. Yer kabuğunun teneffüs ettiği organ bizim ağzımız gibi. Kapamayın. Onun etrafına ağırlık dikerek onu zora sokmayın. Onu boş bırakın. Bunun için de ne demiş? Tohumunu oraya ek, evini tepeye dik. Nokta. Biz unutmuşuz bu değeri, bu kanunu, bu yasayı ıskalamışız biz. Oysa velen tecideli sünnetillahi tebdila, velen tecideli sünnetillahi tahvila. Allah'ın sünnetullahında, yasasında, kanununda, kozmik ilke ve değerlerinde asla bir bozulma, bir değişme, bir hatır için farklılaşma asla olmaz. Peygamberleri bile olsa. Biz bunları niye ıskalıyoruz? Bunları biliyoruz. Bu ayeti Kur'an'da kaç defa okuyoruz. Ama sünnetullah nedir bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah'ı tanımıyoruz. Allah'ın kadrini bilmiyoruz. Değerli dostlar, az önce bu dünyamız da dahil bütün evreni Allah Teala bir boşluğa dikti mi? Dikti. Kendisi söylüyor. Direksiz, sütunsuz, ayaksız. Onu ben diktim. Ne ile? Bir çekim gücü yasasıyla Allah onları boşlukta tutandır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu bir meydan okuyuştur. Yani benimle aşık atma. Benimle yarışma. Sen insansın. Ya eyyuhel insan, entümül fukara'u ilallah. Allah'a muhtaçsın ey insan. Bunu unutma. Öyleyse onun yasalarını, onun emrini, onun koyduğu kozmik yasayı ve sünnetullahı baş tacı et ki dünyayı yaşanabilecek bir cennete çevirmek senin sorumluluğunda. Yeryüzünü cennet gibi yaşanabilir bir yurt yapmak insanın sorumluluğunda. Ama bunu ifal ettiği, ifsad ettiği, bozduğu yerde Allah Teala diyor ki biz o zaman elçi göndeririz. Elçiler göndeririz. Gönderdi mi? Gönderdi. Hem de sayısız. Anlamadığımız bu tabiat yasalarını, hadisat yasalarını fark etmediğimiz için açık bir beyan ile Allah bir de kitabını ve vahyini gönderdi mi? Gönderdi.
Eğer biz ifsad etmeseydik, eğer biz bu alemin sistemini bozmasaydık, eğer biz bu yeryüzünü imar ve ıslah etmekte ahlaklı, dürüst ve samimi davransaydık, hiçbir peygamber gelmesine ihtiyaç yoktu. Ne zaman ifsad ettik, o topluma peygamber geldi değerli dostlar. Evet. Şimdi peygamber yok diye yani salaş mı olduk? Kaldırdık, koyverdik mi? Elimizde mübarek kitap. Elimizde. Sünnetullah gibi bir kozmik yasa var bizde. Öyleyse bilim adamları bu yasaları keşfedip, icat demiyorum bakın, icat değil, icat eden Allah Teala, bu yasaları muhteşem bir sistemle dizayn eden Rabbül Alemin, bunları fark eden su, H2O'dur. Falan formül, böyle ulaşılır. Deprem bölgesinde şöyle ev yapılır. Bütün bunları bilim bize sunar. Ey Allah'ın kulları, Allah'a iman edin. Onun yasalarına iman edin. Onun vahyine iman edin. Onun Resulünün bildirdiğine iman edin. Ama bilimin size sunduğu gerçeklere de uyun. İman Allah'adır. Uymak ve uygulamak bilimedir. Ve azami tedbir alarak yaşamaktır. Ama biz bunlar çoktan ıskaladık. Radyasyon bizim her zaman yiyip içtiğimiz bir rızık oldu. GDO'lar bizim için günlük yiyecek oldu. Efendim, bu doğayı, bu suyu, bu havayı ifal ettik, kirlettik. Ve ondan sonra bağışlayın. Bir viraja 120 ile girersek elbette bir yere toslayacak veya takla atacağız. Radyasyona maruz kalırsak elbette kanser olacağız. GDO'lu yiyeceklerle sonumuz zaten malum. Fay üzerine ve etrafına tedbirsiz bina dikersek uğrayacağımız acı bu kadar olabilir. Veya su yatağına insan yatağı döşersek su onu alıp götürecek. Ne işim var benim yatağımda diyecek. Farkında mısınız? 2 sene önce de o acıyı yaşadık. Kastamonu'da, Bozkurt'ta vesairede yüzlerce insanımızı. Kardeşim, senin yatağın tepeye. Orası su yatağı, dere yatağı. Böyledir sünnetullah. Sünnetullah böyle değişmez. Değiştiremeyiz. Ama dedem yaptı. Senin de aklın vardı. Sen de tepeye gitseydin. Babam dikti. Sen de söküp onu dağa koysaydın. Böyle. Sünnetullah'a saygı, azami tedbire riayet ve yeryüzünde imar ve ıslah eden bir kul olmak üzere gelen insanın bu vebalini en azından ahlaki olarak itiraf edip ben yaptım, ben buldum. Ve Allah'a iftira etmeyelim. Çünkü Allah'ın yaptığında zerre kusur yoktur. Hel terâ min futûr. Hangi uyumsuzluğu, hangi ahenksizliği, hangi delik, hangi çatlak, hangi patlağı gördünüz ki? Eyvallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون